çözüme ulaşmasını ümit ettiğini kaydetti. 15 yıl önce Türkiye 7.4 ile sallandı. Saatler gece 3'ü 2 geçeyi gösterdiğinde herkes uykudayken yakalamıştı büyük felaket Türkiye'yi. Depremde resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. Şimdi en çok sorulan soru şu, 15 yılda eksiklerimizi giderebildik mi? Tarih 17 Ağustos 1999, saat 3.02. Türkiye o dakikada 7.4'te sallandı. 45 saniye sürdü. Bilanço 18.373 ölü, 48.000'i aşkın yaralıydı. Depremin merkez üssü Gölcük'tü. Saniyeler içinde Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu ve Bursa yerle bir oldu. Depreme hazırlıksız olan Türkiye, doğal afetlerle mücadele konusunda sınıfta kaldı. Afet bölgelerine ulaşımda, ilk yardım ulaştırmada, enkaz kaldırmada çok büyük sıkıntılar yaşandı. O büyük afet Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açtı. Peki aradan geçen 15 yılda Türkiye yaşadığı bu acıdan ders çıkardı mı? Yeteri kadar da ders alınmamış. Hem deprem öncesi yapılacak çalışmalar hem de deprem sonrası yapılacak çalışmalar anlamında. Bunu yaşayarak da görüyoruz. Uzmanlar deprem için herhangi bir zaman verilemeyeceğini belirtiyor ancak ekliyor. İstanbul'da deprem ihtimali yüksek. Olası bir depremde İstanbul'da 30 bin binanın ağır hasar görüp yıkılacağını öngören uzmanlar, can kaybının da buna paralel olacağı konusunda uyarı yaptı. İstanbul'da hala büyük bir deprem bekleniyor ama İstanbul afete hazırlanmak yerine imar kentine dönüştürülüyor. Şöyle çevrenize bir bakın. Sonuçta o belirlenmiş olan toplanma alanlarında da şu an gökdelenler yükselmekte, alışveriş merkezleri yükselmekte. Dolayısıyla yarın olası bir depremde bizi gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntı. Bugün 17 Ağustos.